Merhabalar. Okurlarımızdan eksik prim günüyle nasıl emekli olurum diye çok sayıda soru geliyor. En çok da 3600 günde nasıl emekli olurum deniliyor. Kanuna göre prim günü eksik olan kişiler daha az prim günüyle, daha geç yaşta fakat daha düşük aylıkla emekli olabilirler. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere işe başlama tarihlerine göre bu eksik prim günüyle emeklilik koşulları değişiyor. Öncelikle belirtelim, en çok merak edilen 3600 prim günüyle emeklilik sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olan SSK'lar için geçerli. Bu kişiler sigortalı olarak ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan erkek ve kadınlar 3600 prim gününün yanı sıra 15 yıl sigortalılık artı erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş koşulunu yerine getirdikleri tarih bunların emekli olacağı yaşı belirliyor. Kademeli yaş uygulandı. Geçmiş yıllara çok anlatmıyorum ama şöyle görebilirseniz burada tablo şeklinde geçmiş yılları veriyorum. 2014 sonrasında bu üç koşulu yerine getiren erkekler 60 yaşında. 2011 sonrasında üç koşulu yerine getiren kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor SSK'lı olmak kaydıyla. Bağkurlarda peki durum nasıl? Bağkurlarda SSK'da 3600 gün olan erken yaşta eksik prim günüyle emeklilik, Bağkurlarda 5400 prim günüyle söz konusu. Normalde Bağkurlarda emekli olabilmek için 20 yıl kadınlarda, erkeklerde 25 yıl prim ödemek gerekirken eksik prim günüyle kadınlar 50, erkekler 55 yaş ve 5400 prim gününü tamamlamak koşuluyla yaştan emekli olabilirler. Peki Bağkurların yaştan emekli olabilmesi için kural neye göre belirleniyor? Onlarınki de 1 Ekim 1999 tarihi itibariyle emekliliğe kalan süreye göre belirleniyor. Bunda da SSK'larda olduğu gibi kademeli yaşlar vardı. Fakat biz bugüne gelirsek 10 yıldan 1999 itibariyle 10 yıldan fazla kalanlar emekliliğine kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor. Bunlar da Bağkurlar için. 3 dönem dedik. 1999 öncesini anlattık. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında ilk defa işe girmiş olan SSK'lılar 4500 prim günüyle ve 25 yıl sigortalılık koşuluyla erkekler 60, kadınlar 58 yaşında emekli olabiliyor. Bağkur'da ise eksik prim günüyle emeklilik için yine 5400 prim günü gerekiyor. Kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaşını doldurmak suretiyle eksik prim günüyle emekli olabiliyorlar. Normalde 9000 gün prim ödemesi gerekirken Bağkurlu yaştan daha ileri yaştan ve eksik prim günüyle 5400 prim günüyle emekli olabiliyor. Peki üçüncü dönem ne oluyor? 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa işe girmiş olanlar 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih, bu tarih biliyorsunuz. Bu tarihten sonra işe giren SSK, Bağkur Emek Sandığı, eski adıyla söylüyoruz, yeni adıyla 4A, 4B ve 4C statüsündeki çalışanlar arasında ayrım kaldırıldı. Herkes aynı kurallara tabi. Bunlarda da eksik prim günüyle emekli olabilmek için 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe girmiş olanlar 5400 prim gününü tamamladıklarında
normal yaştan 3 yıl geç emekli olabiliyorlar. 5400 prim günlü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilecek. 2035'ten sonra tamamlayanlar ise kademeli olarak artacak ve nihayetinde 65 yaşa kadar çıkabilecek, hem erkek için hem kadın için. Hoşça kalın.